bize yardım et. Sen bizi kötülerin şerrinden koru ya Rabbi. Kim o? Ben Nefes'in annesiyim. Sizinle konuşmak istiyorum. Latife Hanım sizsiniz değil mi? O adamla değil evlenmek. Yüzünü görmeye bile tahammülüm yok. Ama mecbur kaldım. Annem ve kızıma tehdit etti beni. Seni görür görmez söylemek istedim aslında. Yapamadım. Korktum. Korktuysan şimdi niye buradasın diyeceksin biliyorum. Ama tek başıma çare bulamadım. Senden yardım istemeye geldim. Sen de bir çare bulamadın değil mi? Benim o adamdan kurtuluşum yok. Her zaman bir çare vardır. Nefes'i Korkut kaçırdı, buna şüphe yok. Eğer bunu kanıtlayabilirsek işte o zaman Korkut'u içeri attırabiliriz. Nasıl kanıtlayacağız ki? Şahitlik yapabilecek bir onun adamları var. Onlar da bunu asla kabul etmezler. Aslında bir tane daha şahit var. Tabii konuşturabilirsek. Kim? Nefes Latife adında bir kadından bahsetmişti. Onun evinde kalmış, çocuğuyla oynamış falan, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ben biraz sorup soruşturdum. İşte bu Latife adındaki kadın, Korkut'un resmi nikah olmayan eşi. Oğlan da Korkut'un oğlu. Kadın bundan tam 5 sene önce darp raporu almış. Ama sonra dosya kapanmış, kadın da şikayetini geri çekmiş. Daha ilginci, bundan sonra kadın yine rapor almış. Ama hepsi evde çıkan küçük kazalarla ilgili. Yani bu şu demek, kadın bu adamdan bir kere kurtulmaya çalışmış. Yani bir kere polise gitmiş. Ama... Tehdit edildiği için geri adım atmış. Aynen öyle. Çocuğu olduğu için her şeyi kabullenmiş. Fakat şimdi birileri ona yol gösterir, destek verirse ifade verebilir. Sizi tanımam etmem. Ne konuşacaksınız benimle? Başımda büyük bir dert var Latife Hanım. Aslına bakarsanız derdimiz ortak. Sizden bize yardım etmenizi isteyeceğiz. Korkut. Yani kocanız. Nefes'i neden buraya getirdiğini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben Korkut'a bir şey sormam. Neyi neden yaptın demem. Kocanız beni kendisiyle evlenmeye zorlamak için Nefes'i kaçırdı. Hiçbir şey söylemediniz. Şaşırmadınız mı? Korkut daha önce de üstüme kadın getirdi. Sıkılınca gönderdi. Böyle bir şey nasıl rıza gösterdiniz? Rıza göstermeyip de ne yapacaktım? Korkut'a her kafı tuttuğumda kendimi hastanede buldum ben. Bir evladım var. Bana bir şey olursa Korkut ona sahip çıkmaz. Bakın.
Bakın eğer bize yardım ederseniz hayatımızı karartan bu adamın parmaklıkları ardına gönderebiliriz. Bunun için sadece Korkut'un nefesi kaçırdığına dair ifade vermeniz yeterli. Olmaz. Olmaz, yapamam. Korkut'un kulağına giderse bu sefer öldürür beni. Latife Hanım korkmayın. Bakın ben avukatım, bizzat ilgileneceğim. Size hiçbir şey yapamaz. Olmaz dedim. Yapamam dedim size. Hayır. Gelin. Latife Hanım. Bakın neler yaşadığınızı çok iyi anlıyorum. Neden korktuğunuzu da. Ama böyle susup sineye çekmeye devam ederseniz bu ömür boyu böyle devam edecek. O adamdan kurtulabilirsiniz. Bunun için ne gerekiyorsa birlikte yaparız. Yalnız kalmazsınız. Biz size destek oluruz. Yok, olmaz. Yapamam. Korkut öldürür beni. Bakın Latife Hanım, gerekli korumayı sağlarım size. Yanınıza bile yaklaşamaz. Güvenin bize. Siz onu tanımıyorsunuz. Onu kimse durduramaz. Benim bir kuru canım var. Ama evladım, onun canından geçemem. Gidin. Gidin buradan, gidin. Latife Hanım, Latife Hanım, lütfen yardım edin. Ne olur yardım edin, ne olur.